bugünkü düzenlemelerle o halde bu 43. madde nasıl bağdaşacak? Nasıl bağdaşacak? Bağdaşmaz. Bağdaşmaz. Bağdaşmaz yani, açık konuşalım yani. Bağdaşmaz yani, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün şeyinden gideceksek, ki en doğru yoldur, bağdaşmaz. Peki, şimdi gelelim OHAL yasası kapsamında efendim yapılan düzenlemelere. Birinci konu, Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvetler arasındaki ilişki. Emir Komuta Birliği. Emir Komuta Birliği. Bu biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra, tam hatırlamıyorum ama bir hafta sonra, pardon 1 Ağustos gün, çünkü o gün ben Ahmet Hakan'la yaptığımız program 1 Ağustos, yani 15 gün sonra bu silahlı kuvvetlerin yeniden yapılanması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler çıktı. O gün aldım baktım, zordu anlaşılması da ve o günkü programda bunlara değindik. Şimdi birinci önemli konu... Peki daha sonra veya öncesinde gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse hükümetten, evet, size bu kanun hükmündeki kararnamelerin hazırlandığı sırada görüş alışverişi babında herhangi bir danışma çabası oldu mu? Sizin fikriniz alındı mı? Bir çaba oldu. Nedir o efendim? Onu siz söylediniz. Bir programda. Evet, ben söyledim. Dedim ki. Onu siz söylediniz. Dedim ki. Bir programda yani, madem, siz söylediniz. Dediniz ki ben işte şöyle olsam, siyasilerin yerine olsam ilk yapacağım işlerden bir tanesi işte İlker Başbuğ ile görüşür. Siz de yaptınız o çağrıyı. Demek ki maalesef onunla sınırlı kaldı. Neyse, olabilir, hala zaman var. Ya çünkü daha düz, inşallah bir ümit ediyoruz ki bu yasalar şey olsun. Revize edilsin. Düzeltilsin, revize edilsin. Yani bunlar bakın şimdi Genelkurmay, Milli Savunma Bakanı, kuvvetler, değil mi? Şimdi mevcut anayasa belli. Yani mevcut bizim anayasamızın 117. maddesi diyor ki Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanıdır. Türkiye'de böyle. Ha başka dünyada, ordularda farklı modeller var. O ayrı bir konu. Ama bizdeki model değil, anayasanın 110. amir hükmü diyor ki Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanıdır. Savaşta da başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. Tamam. Şimdi öyle bir kanun hükmünde kararname çıkarttılar ki, şimdi tabii anayasa silahlı kuvvetlerin komutanı dediği için onu düzeltemiyorlar. Yani ona aykırı da olmak istemiyorlar. Ama tuttular, kuvvet komutanları efendim bakana bağlı olacak. Ya kuvvet komutanları bakana bağlı olunca. Yani olur mu böyle yani? O zaman Genelkurmay Başkanı'nın komutanlık nasıl çözeceksiniz? Onu, yani Genelkurmay Başkanı olmaz. Konu mankeni haline mi getiriliyor yani, burada? Olmaz yani, zor. O zaman bu 1 Ağustos'ta bunlar söylendi. Başkaları da dile getirdi. Sonra yeniden bir kanun hükmünde kararname çıkarttılar. Efendim işte harekat, istihbarat, bir iki diğer konu daha var. Bunlardan Genelkurmay'a bağlıdır. Diğer konulardan Kuvvetler Bakanlığı'na bağlıdır. Ya bu yine şey değil. Yani pek... Peki nasıl komplikasyonlar yaratır? Yani olmaz. Peki olmaz derken mesela bir örnek verebilir misiniz? Şu nedenle olmaz diye. Yani emir, yani şimdi bakın ta Sun Tzu kurmuş. Yani ben daha milattan önce gidiyoruz. Adam diyor ki askerlikte temel prensip, iki prensip, art prensipleri. Hatırlarsınız siz de art prensipleri. Bir der ki emir komuta birliği, iki sadelik. Bu hem emir komuta birliğini bozuyor hem sadeliği bozuyor. Olmaz yani, bu başka modeller olabilir. Yani başka ülkelerin modellerine gidebilirsiniz. Ama gerek var mı Türkiye'de? Hayır, bence gerek yok. Yani şimdi son çıkan kanun hükmündeki kararnamede personel konularını ayırmış. Personel konuları, sadece burada kritik olan konu personel konuları. Yani terfi ve tayinle.
Evet. İş oraya düğümleniyor. Evet. Terfi ve tayinler diyor ki personel konuları da özel bir kanun yasayla düzenlenecek diyor. Şimdi Genelkurmay Milli Savunma Bakanı kuvvetler konusu şu anda ben yeni çıkan kanun hükmündeki kararnamenin de bu konuyu çözdüğü kanaatinde değil. Şimdi yani o kadar ilginç ki yine bakıyoruz yani yine Mustafa Kemal'de buluyoruz şeyi. Cevabı. Peki Mustafa Kemal Atatürk bu konuya nasıl bakmış? Hakikaten bakmış. Yani o zaman tabii Milli Savunma Bakanlığı yok. Sonra Cumhuriyet döneminde olacak. Harbiye Nezareti var. Yani Harbiye Nezareti bugünkü gençler için söyleyelim. Milli Savunma Bakanlığı tam karşıtı değil ama ona eş anlamlı. Harbiye Nezareti var. Genelkurmay Başkanlığı var tabii. Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi. Tabii biz ona Genelkurmay diyelim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk o ta genç yıllarından beri bu Harbiye Nezareti ile Genelkurmay Başkanlığı'ndaki ilişkiyi çok farklı görüyor. Yani bugünkü durumu görüyor. Yani 117. maddedeki çözümü görmüş. Ama çok ilginç değerlendirme yapıyor. Yine mecliste yaptığı bir konuşma. 1 Mayıs 1920. Diyor ki, Harbiye Nezareti'nin meşgul olduğu vazifeler ordunun iaşesi, giyimi, teçhisi gibi hususlardır. Milli Savunma Bakanı. Evet. İşte şimdi diyorlar ki bu yetersiz bize olmaz. De olabilir. Vazifelerine emir ve komuta dahil değildir. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Harbiye Nezareti'nin vazifelerinde emir komuta dahil değildir diyor. Zaten anayasanın 110. maddesine göre de olmaz. Ha bu anayasanın maddesini değiştirirsiniz. Ayrı konu, ona bir şey diyemeyiz. Bizim memleketimizde öteden beri Harbiye Nazırları harp harekatını ve komutayı dahi üzerlerine bulundurmaktan zevk alırlardı. Harbiye Nazırları. Onun için memleketimizde bağımsız bir erken, yani Genelkurmay Başkanlığı yoktur. Genelkurmay Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk otonom görüyor. Yani bugünkü daha uygun diyelim. Tam bağımsız olmaz. Bir otonom bir yapıda görüyor. Mustafa Kemal böyle görüyor. Doğrudan doğruya Harbiye Nazırı'nın arzusu dahilinde hareket eden bir genelkurmay vardır diyor bizde diyor. Bir şeyler anlatıyor mu? Çok şey anlatıyor. Devam ediyor. Diyor ki Genelkurmay Başkanı'nın vazifesi ordunun teşkili, düzenlenmesi, düşünmek, memleketi savunması. Devam ediyor. Bunlar normaldir diyor. Genelkurmay Başkanı nasıl harp edecek? Vatanı nasıl müdafaa edecek? Nasıl hazırlayacak? Bunlarla uğraşacak diyor. Sonra da şöyle bitiriyor konuyu. Biraz bağımsız olarak görüyor o Genelkurmay Başkanlığı'nı. Ki biliyorsunuz ilk hükümette Genelkurmay Başkanı hükümette de yer almıştır. Bakan evet. gibi. Sonra değişecektir bu sistem. Ve meclise karşı sorumludur diyor. Şöyle bitiriyor. Diyor ki Genelkurmay Başkanı askeri hususlar ile ilgilenecektir. Şimdi burada önemli olan şu. Yani tabii bu harp tecrübesi görmüş. Savaş tecrübesi görmüş. Harbiye Nazırlarının askeri konulara çok müdahale ettiğini görüyor. Ki Harbiye Nazırları her zaman Osmanlı'da yani Milli Savunma Bakanı günümüz. Evet. Askeri konulara girmesin diyor Milli Savunma Bakanlığı. Onu da elbette görelim. Çizgisini görelim. Ve Genelkurmay biraz diyor otonom biraz ben bunu çok söylüyorum bana çok saldırıyorlar. Ne demek otonom? Ya otonom yani Genelkurmay'a yani bir askeri vesayet bir askeri vesayet olarak Genelkurmay'a verdiğiniz otonomi siz yasalarla çizeceksiniz. Yani Türkiye'de anayasa var. Yasalar var. Bu yasalar efendim siyasi iradenin yetkisini çizmiş. Silahlı kuvvetlerin özellikle Genelkurmay Başkanı'nda yetki ve sorumluluğu çizilmiş. Şunu
Yani Türkiye'de kimse bunun şeyini yapmasın, demagojisini yapmasın. Son söz siyasi iradededir. Evet, son söz her zaman askeri konularda da siyasi iradededir. Yani bunu zaten ya demokrasiyi kabul edersiniz veya tabii söz konusu değil. Yani elbette son söz siyasi iradededir. Bunun aksini söylemeye kimsenin şeyi yok. Yasalarımız da öyle. Ama siz bu görevi yaparken silahlı kuvvetler ayrı bir alan. Silahlı kuvvetlere belirli serbestiyet vermeniz lazım. Belirli otonomi vermeniz lazım. Peki daha açık sorayım. Burada da en önemli bence otonomi de terfiler çok önemli. Bak, ben de terfiler çok daha önemli. Açık sorayım. Kışlaya siyaset girdiği anda. Siyasetçi girdiği anda. 43. madde siyasi tesir. Ne olur? 43. madde bağlak. Yani şimdi ben de size şunu sorayım. Valiler, kaymakamlar kime bakıyorlar bulundukları illerde en çok? İktidar partisi hangi partisi? Onun il başkanına bakıyor. Yani asker de o, yani o duruma mı gelir? %100 bu noktaya getirirseniz tabii tehlikeli noktalara gider. Yani liyakat usulünü bozarsınız. Bu bence yanlış bir şey. Bir kere oraya yine yaş konusunda da belki biraz değineceğiz. Yani bir kere Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ilişkisi, Milli Savunma ilişkisi, kanun hükmündeki kararname, ikinci çıkartılan kanun hükmündeki kararnamede olayı çok net olarak bırak, yani ortaya koyamıyor. Özellikle personel konuları muğlak. Personel konuları nasıl çözülecek belli değil. Bu temel personel konuları derken terfi, her türlü tabii şey, her türlü şey. Özlük hakları. Tabii bunu dikkat etmek lazım. Bu efendim OHAL yasası kapsamında çıkartılan kanun hükmündeki kararnamelerde de diğer muhalefet partileri de bu konuyu tam net anlayamadı. Medya zaten açık söylemek gerekirse biraz medyatik konular medya için önem arz ediyor. Ama burada çok önemli bir konu var. Bu çok önemli konu da harp okulları ve harp akademilerinin durumu. Bence hayati bir konu. Biraz açar mısınız? Çok hayati bir konu. Şimdi bu efendim yeni çıkartılan kanun hükmündeki kararnameyle bir, harp okulları lav olmuyor yani. Harp okulları kaldırılmıyor. Onu yanlış anlamasınlar yani. Bazı kamuoyu da onu net anlamıyor. Harp okulları kaldırılmıyor. Ne oluyor peki harp okulları? Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne bir rektör atanacak. Cumhurbaşkanı atacak rektör. Harp okulları Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesine alınıyor. Yani emir komutasına alınıyor. Şimdi Kara Harp Okulu'nu alalım örnek. Kara Harp Okulu ne yetiştiriyor? Karacı subay. Bravo, karacı subay. Kimin için? Kara kuvvetleri için. Evet. Ya kara kuvvetleri komutanı bu mevcut kanun kararname çerçevesinde Kara Harp Okulu'na emir komuta yetkisi yok. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani birisi çıksın desin ki dünyada bunun örneği var. Kuvvetin harp okulu kuvvetin emir komuta içinde değil. Göstersin birisi, açık söylüyorum. Belki o zaman diyeceğiz ki tamam varmış, olabilir filan diyeceğiz. Mümkün değil, bulamazsınız. Bulamazsınız. Deniz Harp Okulu aynı şekilde. Hava, ya ordunun temeli subay. Bakın biz kuvvet komutanlığı da yaptık, bunları yaptık. Bizim, bana sorsanız, bütün arkadaşlarım için aynı şey geçerli. Kuvvet komutanlığı yapan herkes için aynı. Birinci öncelikli göz bebeğiniz gibi baktığınız yer neresi deseniz tek cevap vardır, harp okulu. Harp okulu. Her şeyin önce. Ya çünkü subay yetiştiriyor burası. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Subay yetiştirecek harp okuluna kuvvet komutanı karışamıyor. Ya böyle bir şey olmaz. Ve yani, bunun gerekçesi de aslında harp okullarının FETÖ'cü subay yetiştirmesi. Yani
şöyle bakmak mümkünken, yok, olmaz. Sınav sorularının işte çalınmasını engellemek ve harp okullarına FETÖ'cü subayların, subay adaylarının alınmasını engellemek varken, harp okullarını bir üniversite çatısı altında toplamak aslında hiçbir şekilde çözüm de değil, silahlı kuvvetleri hayrına ve geleceğine yapılmış bir iyi hizmette değil. Yani bakın, yani subay her şey. Ordunun temeli yani. Siz subay meclisini kendi kuvvetin elinden alırsanız, yani ben buna inanamıyorum. Yani kelimeyle de izah bulamıyorum yani. Mümkün değil. Örneği de yok. Şimdi aynı şey. Yani akıl tutulması akıl gibi bir tutulması. Şey. Akıl tutulması. Nedeni de söyleyeceğim. Neden böyle düşünüyor? Onu da evet, söyleyeyim. Söyleyin lütfen. Bana göre. İkincisi Harp Akademileri. Ya Harp Akademi tarihsel bir yapımız. 1848'lere dayanıyor. Şimdi Harp Akademi'ni kaldırılıyor. Lav ediliyor Harp Akademi. Hatta kurmaylık kalsın kurmay diyorlar. Hayır, şimdilik tutuyorlar. İşte Harp Akademi'ni kaldırıyorlar, enstitü yapıyorlar. Yani nedir kardeşim Harp Akademi'leri? Yani bir kurumların da tarihsel bir kökü vardır. Siz o tarihsel kökü sökerseniz o kurum çöker. Yani şimdi o kurumun köklerini siz çekiyorsunuz. Köklerini çekiyorsunuz. Peki neden yapıyorlar? Harp okulu, efendim harp akademileri. Şimdi Kara Harp Akademisi. Kime adam yetiştiriyor? Kara kuvvetlerine. Kurman subay yetiştiriyor. Hava, deniz aynı şekilde. Bunları da kuvvetin emin komutasından alıyorsunuz. Rektör efendiye bağlıyorsunuz. Ya bu yok, böyle bir dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Neden? Evet. Bir, şöyle bir zihniyet var ki yanlış. Onu da lütfen getirsinler, döksünler ortaya. Ya hakikaten sağlam gerekçe varsa saygı gösterelim. Diyelim ki doğru, haklısınız. Yani şöyle bir zihniyet var. Bunu maalesef Türkiye'de çok çevrede, bunu hep nasıl söyleyeyim, bunu hep zaman zaman gündeme getirdiler. Harp okullarında ve harp akademide subaylara askeri müdahale fikri aşılanıyor. Yani tırnak içinde, ben o kelimeden nefret ediyorum biliyorsunuz, darbe. Yani harp okulu ve harp akademilerinde siz personelinizi darbeci fikirlerle yetiştiriyorsunuz. Bu mühtandır. Bakın açık söylüyorum, bu silahlı kuvvetlere yapılan en büyük mühtandır. Böyle bir şey yok ya. Biz hiçbir zaman ne harp okulunda ne harp akademilerinde bunun yani efendim darbeci zihniyet, askere müdahale zihniyet, siyasete müdahale zihniyetiyle bir eğitim öğrettiğimiz söz konusu değil. Ben bunun yıllarca, zaten somut kanıtı ben, son darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin evet, bu FETÖ'cü evet, hainlere karşı direnmesidir. Ben 53 yıl bu meclisin içinde çeşitli görevlerde bulundum. Bize hiçbir okul sırasında bize kalıp demokrasi karşıtlığı, efendim yok askeri müdahale bilmem ne, milli iradeye saygısızlık. Milli iradeye saygı. Ya böyle bize bir eğitim sistemimiz yok, böyle bir şey yok. Ha şu olabilir Sayın Dündar. Yani kurumlar değil, işte bütün sıkıntımız o. Oraya atanmaması gereken bir insanı getirmiş olabilirsiniz. Öğretmen olabilir, çeşitli şeyler olabilir. O adamın kafası bulanık olabilir. O adam konuşurken yanlış şeyler söyleyebilir. Size devlete düşen, kurumlara düşen adam, göreviniz sizin oraya düzgün insanları bulmak, tabii, vermek. Birkaç yanlış insanın yaptığıyla o kurumu kaldıramazsınız. Ha, örnek mi? Kuleli Asker Lisesi. Maalesef Kuleli Asker Lisesi'ne öyle bir komutan vermişsiniz ki, çünkü fiili eylemleri ortada. Maalesef yani evet, FETÖ'cü yani. Belli. Kadro da öyle. Şimdi ona engel onu olacaksınız. Oraya veren tabii sistem yanlış. O oranın tümünü kurum olarak efendim ortadan kaldırılmasına veya lağvedilmesine götüren bir şey değil. Şimdi dolayısıyla harp okulları ve ben kuvvet harp okulları, kuvvet akademilerin hayatı görüyorum. Dünyada hiçbir örneği yoktur. Çok yani vahim bir yanlış diyorsunuz. Şimdi Amerika'da kalkın West Point Harp Okulu'nu şeye bağlayın. Amerika ayaklanır. Bilmem ne rektörlüğüne bağlayın falan. Ya yapmayın yani. Bu şöyle olmaz.
Ha, iki nedeni var. Birinci neden, ha, bu okullarda antidemokratik düşünceler aşılanıyor. Ki yalan, yalan, yalan. Ama bunun altını çizerken şunu da söylüyorum. Yanlış bazı kimseler olabilir okullarda görevlendirilmiş. Siz onları bulun, çekin kulağından atın. Bu ayrı bir konu. İkinci şey, ya bunu da lütfen birisi, bir yetkili çıksın, izah etsin. Kuvvet komutanı var. Koca kuvvet komutanı. Öyle mi? Harbe gireceksiniz, ordulara emanet ediyorsunuz. Diyorsun ki aman ya ben sana Kara Harp Okulu'yla, Kara Akademisi sana vermem, sana güvenemem. Bunu başka izah yok. Var mı? Evet. Ben sana güvenemem. Bu Harp Okulu ve Harp Akademilerini sana, Harp Akademisi'ni sana vermiyorum. Senin komutan. Ama birinci ordu, ikinci ordu senin emir komutandı. Ya bu olmaz. Ve bu yani bakın çok nasıl tehlikeli. Nasıl çok tehlikeli. Valla milli ordu vasfını yitirirsiniz. Yani çok ben bunu hiç kesinlikle hayati bir sorun olarak kabul ediyorum. Süratle yani, dönülmesi gerekiyor bu yanlışlıktan. Evet, burada da bir çağrı yapıyorum. Eski komutanlar da bu Harp Okulu ve Harp Akademi konusuna lütfen sahip çıksınlar ya. Hiç kimse de bu konuda daha net konuşsunlar. Yani bu Harp Okulu ve Harp Akademi'ne yapılan bu olmaz yani. Olmaz. Bitir, yani orduyu temelinden sarsarız. Yani bir subay sisteminin temelinden bir sarsıldı bir yerde. Bir ordunun varlığından söz edemezsiniz. Çok önemli. Askeri liseler konusu. Konuştuk bu konuyu. Evet. Yani askeri liseler, tarihsel askeri liseler. Yani bizim bir tarihimizle bağdaşan konular. Şimdi efendim yani Kuleli Askeri Lisesi'ne bakıyorsunuz, Abdülmecit dönemlerine gidiyor. Osmanlı'nın emaneti bunlar. Yani gerektiği zaman Osmanlı'nın tarihine sahip çıkıyoruz. Osmanlı çıkalım ki biz de sahibiz. Peki bunlar yani askeri liseler, harp okulları, harp akademileri, Cumhuriyet döneminin okulları değil. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan eğitim ve öğretim müesseleri. Niye onları sahip çıkmıyoruz? Peki burada niçin da, şey yapmıyoruz? Burada da çözüm o okullara FETÖ sever, sever öğrenciler yerine yurtsever, cumhuriyetsever. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaraşır. Subayları yetiştirmek üzere o öğrencileri mi almak çözüm? Gayet tabii yani öğrenciyi. Şimdi tabii aynı şeyleri ben tekrarlamak istemiyorum. Evet. Şeyde yaptığımız görüşme, bunlar çok detayına değindik. Yani bir noktada özellikle 2007-2011 yılları var, sonraki yıllar var. Maalesef yani biliyorsunuz soru cevaplar çalınmış, daha şeylerden başlıyor. 92'ye kadar silahlı kuvvetler MİT ilişkisi sağlamken silahlı kuvvetler bununla mücadele ediyor. Ama ne zamanki sivil teşkilata geçiyor MİT müsteşarlığı, ondan sonra maalesef Genelkurmay MİT ilişkisi kopuyor. Bilgi gelmiyor. Silahlı kuvvetler de yeteri derecede mücadele edemiyor. Bazı yanlışlıklar, hatalar da var elbette. Sorun tabii ki bu kişilerin bu mesleğe, bu okullara girişini nasıl girmiş? Onun için o 1 Ağustos'ta yaptığımız konuşmada ben şunun altını çizdim. Esas karşılaştığınız sorun şu. 15 Temmuz ne klasik bir askeri emir komuta içindeki bir askeri darbedir, askeri müdahale, ne de bildiğimiz anlamda junta, yani askeri silahlı kuvvetler içinde yer alan bir juntanın yaptığı iş. Hayır, bu ikisi de değil. Ne peki? Evet, silahlı kuvvetlerde bir junta var 15 Temmuz'da da. Ama bu junta bağımsız bir junta değil. Bu junta emir komutayı şeyden alıyor. Fethullah Gülen terör örgütü, FETÖ diyorlar işte ona. FETÖ. Bana da FETÖ. FETÖ'den alıyor. Yani oradan alıyor. Hazin. Oradan alıyor hakikaten. Dediğiniz gibi hatta efendim Akıncılar'da bir imam varmış. Değil mi? Evet. O imam bütün emirleri o vermiş. Öyle, doğru. Yani yanlış anlamda söylemiyor. Hakikaten
Belki kardeşim o imamı da nasıl kaçırdı o hakimler, onu da anlamakta zorlanıyorum. Herkesi tutukluyorlar, bütün Türkiye'yi tutuklayacaklar. Bu işin elebaşı adam ya gidiyor. Ben şuna bağlıyorum. Ben şuna bağlıyorum Sayın Başbuğ onu. Şimdi yani, Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmek ve adil olmak açısından HSYK FETÖ'cü hakim ve savcıları ayıklama konusunda hakikaten Türkiye'deki diğer kurumlardan çok daha radikal bir operasyon yaptı. Tabii tabii. Değil mi? Tarihi bir karar aldı. Bütün Türk halkının ve yargıya güven duymak isteyen tüm vatandaşlarımızın bu operasyonu desteklemesi evet. gerekiyor. Tamam, hatalar yapılmış olabilir. Belki birkaç kurumun yanında yaş yanma olayı da gerçekleşmiştir. Ama bunlar da süratle düzeltilebilir. Öyle izlenim alıyoruz HSYK'dan. Ben tahmin ediyorum ki bu imamı Adil Öksüz'ü, yani Akıncılar üstüne komuta eden kişiyi serbest bırakan hakimler de o furya içerisinde gözden kaçmış olanlardır ki nitekim onlar da onlarla ilgili de soruşturma açığa alma durumu söz konusu. İnşallah kaçmaz o hakimler. Yani inşallah kaçmaz vallahi diyelim. Yani ama çünkü, HSYK'nın yani da bakın samimi olarak söyleyeyim. Yani şimdi desteklenmesi gereken bir operasyon yaptığını ifade edelim. Ergenekon terör örgütü vesaire davası, işte Ergenekon, Balyoz vesaire. Şimdi bir bakıyorsunuz o davalarda beyin takımında olan hakim ve savcılar hepsi kaçtı. Yakalananlar ne biliyor musunuz? İkinci yani esas piyon diyelim. Ama esas mesela Ergenekon davasının ana evet. beyni diyelim. Hakim yok. Kaçtı. Evet. Savcı yok. Kaçtı. Mı kaçırıldı mı? Ben bunlara imkan sağlayanların da halen bazı kurumlarda bulunan kripto FETÖ'cüler olduğuna inanıyorum. Evet, yani gizli saklı FETÖ'cüler halen bazı kurumlarda var. Bunu biliyoruz. Yani hala belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de var, iddia ediliyor. Siyasi partilerde var, evet. Yani o zaman şu... Yani... Devlet FETÖ'ye sızmış durumda. Şimdi şu andaki tablo maalesef öyle. Şimdi şu soruyu sormamız lazım. Şimdi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na geldiğim zaman biz de tabii konuyla ilgilendiğimiz için arada sırada biz de bu konuları görüşüyoruz. Bilgimiz var. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun ben aldığı kararları ben de destekliyorum. Evet. Onda bir şey yok. Yargıtay'da yapılan düzenlemeleri destekliyorum. Bunlarda bir tereddütümüz olmaması lazım. Ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda veya soruyu şöyle soralım. İşte biraz evvel dediğim gibi bazı hakimler veya savcılar nasıl kaçtı? Sayın Dündar. Ama bu bağırıldı yani yıllarca. Bir yıldır bağırıyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda Fethullah Gülen nin adamları var idi. 4 veya 5 kişiydi. Nitekim onlara da operasyon yapıldı. Niye beklediniz 15 Temmuz'u? Yani bak şimdi yani burada kusura bakmayın şimdi şöyle düşünüyorum ben. Hayır. Belki soruşturmalar zaman alıyor. Hayır. Bakın bu 15 Temmuz'dan evvel aynı soruyu ben de sorduğum zaman efendim ya nasıl kaçıyor bu hakimler savcılar? Hem de ilgili bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda veya bunlara yakın kişiler. Efendim Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda hatta rakamı ne söylediler? 4 veya 5 kişi Fethullah Gülen cemaatinin mensubu veya onların getirdiği insanlar, kişiler var. Onlar sızdırıyorlar. Daha soruşturma olmadan haber veriyorlar. Doğru. Belli miydi bu kişiler? Belliydi. Adetleri belli miydi? Belliydi. 15 Temmuz'u niye bekledin kardeşim? Niye bekledin? Demek ki arkada güçlü bir siyasi irade yoktu o tarihte. Var canım, olmaz olur mu? Var. Niye hayır bekledin? Hayır, HSYK'nın arkasında. Bunların, bu FETÖ'cü hakim ve savcıların tasfiye edilmesi evet. konusu. Neyse. Asker liseler, özellikle Kuleli Asker Lisesi çok tarihsel bir şey. Deniz
askeri deniz lisesi biliyorsunuz. Adada yani çok tarihsel okullar yani evet. Bunlar. Yani bunları siz kapatırsanız inanın tarihi çalarsınız. Yani tarih kökleri söküyorsunuz yani. Tarihte hata yapanı affetmez. Leon Quaterni söylemiştir evet. Doğru. Şimdi sağlık sistemine biraz değinelim. Gata. Evet. Yani Gata Gülhane Askeri Tıp Akademisi idi. Değişti. Şimdi bakın Gata askeri hastaneler, askeri sağlık sistemi, büyük kadro. Değil mi? Evet. Şimdi Gata kime bağlıydı bu olaylar olmadan evvel? Efendim? Genelkurmay'a bağlıydı. Gata'nın yani Genelkurmay'a bağlı olması çok doğru bir hareket tarzı mı? Hayır, bana sorarsanız yani Genelkurmay hakikaten sağlık sistemi, hastanelerle niye ilgilenecek? Prensiplerini koyar, şeyini koyar. Değil mi? Bu tamam. Gata yani askeri hastaneler, sağlık sisteminin normal olarak nerede olması lazım? Daha bana göre de doğrusudur. Milli Savunma Bakanlığı'nda olur. Hem gayet doğal. Yani şimdi siz Gata'yı yani askeri hastaneleri efendim Genelkurmay'dan alıp Milli Savunma Bakanlığı'na bağlasanız güzel bir çözüm. Buna itirazımız olmaz. Hatta doğru deriz. Evet. Ben kişisel olarak doğru derim. Belki bazıları benim düşünceme katılmayabilir. Onlara da saygı gösteririm. Ama şimdi siz askeri sağlık sistemini, askeri hastanelerini Milli Savunma'ya bağlamayıp Sağlık Bakanlığı'na bağlarsanız bunun dünyada hiçbir örneği yoktur. Efendim tıp aynı. Ya ama tıp güzel de bir de askeri tebabet diye bir ayrı bir ihtisas alanıdır. Osmanlı'dan beri gelen. Evet. Evet. Ki Haydarpaşa askeri hastanesini Abdülhamit kurmuş. Herhalde o nedenle oraya Abdülhamit ismi verilmiş. Ben öyle düşünüyorsunuz. Öyle söylediler galiba. Yani o Haydarpaşa'nın isminin de orada bir Abdülhamit olayı var. O çünkü Abdülhamit zamanında kurulduğunu ifade ettiler. Şimdi yani askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması bence fevkalade yanlıştır. Yani şimdi Doğu Beyazıt'ta ağırda şeyler var. Askeri doktor nasıl yapacaksınız? Nasıl şey yapacaksınız? Terörle mücadele içinde bakın o kadar askeri hastanelerin o kadar yoğun çalıştığı o kadar bir dönemdeyiz ki. Yani askeri sağlık sistemi, askeri tevabit apayrı bir konu. Şimdi Amerika'daki en büyük, en iyi hastanelerden birisine deseniz Walter Reed gelir mesela. Askeri hastanedir ve şeye bağlıdır, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Yani Milli Savunma Bakanlığı bünyesindedir. Dünyanın her yerinde. Nereye giderseniz gidin işte Belçika'sı, İngiltere'si, biz ki o ülkelerde işte biz de zaman zaman bulunduk. Hepsi askeri hastanedir. Şimdi bu askeri hastanelerin ben efendim Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını pardon Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasının hiç mantıksal bir gerekçesini göremiyorum. Gören varsa bunu da anlatsınlar ve çok da sorun doğurabilir. Sorun da doğurabilir. Ne gibi? Canım şimdi emir komuta bir askerlik emir komuta var, disiplin anlayışı var. Yani gerektiği zaman siz 24 saat göreve gönderiyorsunuz, 48 saat çalışıyor. Şimdi bu askeri doktorlar yakın bir zamanda sivil olacaklar. Çünkü askerlik şeyleri de kalkacak. Yani sivil doktora git diyeceksin. 48 saat şuraya git, gider mi, gitmez mi, nasıl olacak, ne olacak? Bir de dediğim gibi yani askeri sağlık sistemi de ayrı bir ihtisas alanı. Evet. Bu bütün dünyada da kabul edilen bir sistem. Şimdi terfiler önemli. Terfiler yani burada esas önemli olan tabii ki terfi konuları. Tabii terfi konuları dediğiniz zaman Yüksek Askeri Şura'nın kompozisyonu karşımıza çıkıyor. Yüksek Askeri Şura da Cumhuriyet döneminin bir yani Mustafa Kemal Atatürk'ten evet.
onların Cumhuriyet döneminin bir kuruluşudur, önemlidir. Şimdi eskiden, yani bizim dönemimizde Yüksek Asker Şura'ya baktığımız zaman kompozisyon olarak 14 asker, 2 sivil vardı. Yani 2 sivil, işte başbakan ve Milli Savunma Bakanı. Yani Yüksek Askeri Şura hep karıştırılır. Yüksek Askeri Şura'nın asli görevi şudur, 2 görevi vardır. Bir, silahlı kuvvetleri ilgilendiren stratejik konular vesaire, onlar görüşülür. İkincisi de en önemli konuları da silahlı kuvvetlerdeki general ve amirallerin terfileri, terfi, bir de uzatma. Tayinlerle Yüksek Asker Şura'nın hiç bir ilgisi yoktur. Hep karıştırılır o da. Tayinlerde işte Yüksek Asker Şura. Hayır, yüksek tayinler ayrı, kanunları, yasaları var. Şimdi liyakat diyoruz değil mi? Önemli olan silahlı kuvvetlerde yani yetenek, yeterlilik. Neye bakacağız? Bilgisi var mı? Yani mesleki bilgisi var mı? Artı bu çalıştığı kıtada, birlikte sevk idaresi nasıl, başarısı nasıl vesaire vesaire. Bütün bunları objektif bir kriterle değerlendirerek, değil mi, terfileri üzerinde karar vereceksiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Şimdi ne oldu? Şimdi yeni bu kanun hükmündeki kararnameyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değiştirildi. Kaç tane asker var? Çok azaldı. 4. Evet. Yani Genelkurmay Başkanı artı 3 tane kuvvet komutanı. Sivil, yani siyasi irade 8. Yani siz sordunuz, ben de cevabını, yani siyasilerin dediği ben de olacak. Cevabını bilemiyorum. Şimdi diyelim ki 40'larındaki bir alay komutanın durumu değerlendiriliyor orada şimdi. Değil mi? Yani bu 40'larında bir alay komutanı. Laf geçti. Genellik terfi sırasında birisi çıkacak, diyecek ki işte bu ben, ha bir de şudur, alay komutanını siz daha önce başka görevlerden de tanırsınız. Yani sırf o görev, belki teğmenleriniz de yanınızdadır vesaire. Şimdi Dışişleri Bakanı ne diyecek? Yani ben 40'lar önündeki alay komutanını çok iyi tanırım, hakikaten iyidir. Adam Dışişleri Bakanı, bakın İçişleri Bakanı olsa anlarım, belki 40'larına gitmiştir. Ha, İçişleri Bakanı'nı Yüksek Asker Şura'ya alsanız bir derece, evet, doğaldır. Evet, evet. Ona bir itirazınız olmaz. Evet. Ya Dışişleri Bakanı ne bilsin adam yani, şimdi bilmem neredeki alay komutanını tanıyacak. Belki Londra'daki büyükelçiden bir referans gelebilir, bilgi notu gelebilir. Değil mi? Ne yapacak yani? Nereden haberdar olacak Dışişleri Bakanı? Haberdar olsa olsa büyükelçiler vasıtasıyla haberdar. Bak, o zaman güzel bir çağrı yaptınız. O zaman ben olsam torpil yaparım, Londra'ya ateşe giderim. Mesela. Terfi sırasında. Mesela. Yani işin esprisi ama, evet, yani. Evet tabii, maalesef espri, bu noktaya geldik. Yani şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın, evet, ne alakası olabilir bu konuyla? Başbakan yardımcıları var. Adalet Bakanı var. Yani Adalet Bakanı'nın bu değerlendirmesi nasıl yapacak? Şimdi önemli olan sayısal, yani 8'e 4 sayısal üstünlük. Canım şu anlaşılmıyor. Evet, Yüksek Askeri Şura'da kararlar doğrudur. İşte 16 kişiydi eski yapıda. Tabii oy çoğu vesaire. Ama Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların yürürlüğe girmesi yine siyasi iradenin yetkisindedir. Siyasi irade o kararnameyi, o şeyi onaylamadığı müddetçe Yüksek Askeri Şura'nın kararlarını da yerine getirme olanağınız yok zaten. Siyasi irade bu yetkiye sahip zaten. Yani dolayısıyla bu neden böyle yapılıyor? Şimdi aynı zamanda silahlı kuvvetleri ilgilendiren konular konuşulacak. Orada karar verilecek. Değil mi? Strateji konuşulacak, yapılar konuşulacak. Mesela İşte efendim 1. Ordu'nun yapılanması nasıl olacak? 1. Ordu Komutanı. Ya ordu komutanı yapmışsın adamları, ordu komutanı. Donanma komutanı. Yüksek Asker Şura üyesi değil ya. Bu insan güler yani. Bu biraz tuhaf bir durum yani. Şimdi şu yeniden yapılanmada ordu komutanları, donanma komutanı Yüksek Asker Şura üyesi değil. Böyle şey
Genelkurmay ikinci başkanı Yüksek Askeri Şura üyesi değil. Bunlar aynı zamanda bu konuların uzmanları, hem kişiler hakkında fikir ifade edebilecek şeyler, hem de silahlı kuvvetleri ilgilendiren, efendim kuvvet komutanı var ya o, ama canım kuvvet komutanı her şeyi, her bütün detayı bilmez.